herkesin duyduğu, çoğunun merak ettiği ve pek azının görebildiği ülkedeyim. Uçsuz bucaksız Çin'in bir ucundan ötekine unutulmaz bir yolculuk yaptım. Ben Sıdal Utkucu, birkaç yıldır Çin'de yaşıyorum. Sizi de benimle birlikte Çin'i keşfe davet ediyorum. Tertemiz havası ve bambu ormanlarıyla çevrelenmiş bir köye gideceğiz. Çin'e özgü açık hava sporlarını tanıyacağız. Ayrıca burada bazı tanıdık el sanatlarıyla karşılaşacağız. Hangzu bizi bekliyor. Köyde yaşam sabahın ilk ışıkları ve kuş cıvıltılarıyla başlıyor. Tarlalar pirinç filizleriyle dolu. Güneş sık ağaçların arasından geçiyor ve hafif bir duman kokusu var. Gözümüzün önünde pastoral bir manzara görünüyor. Hangzhou'ya yarım saat uzaklıktaki Qingshan köyündeyiz. Bir dönem köyün gençleri kentlere gidip oralarda çalışmayı ve yaşamayı tercih ediyordu. Köyde sadece yaşlı ve çocuklar kalıyordu. Ancak köyün kaderi bir tesadüf neticesinde değişti. Qingshan köyünün bambu ormanlarıyla kaplı dağlarında yapay bir göl yer alıyor. Adı Longwu Barajı. Bu küçük baraj 7000 kişiye içme suyu sağlıyor. Ancak bir zamanlar barajın su kaynağı kirlilik sorunundan mustaripti. Doğa Koruma Merkezi'nin sorumlusu Zhang Haijiang 5 yıl önce köye geldi ve su kaynağının kirlilik sorununu çözdü. Arkamda gördüğünüz bu ormanlar ve bambu ormanlarının çoğunluğu yapay ormanlar. Daha önce köylülerin bambu yetiştirirken fazla miktarda gübre ve herbisit kullanması çevredeki arazinin kirlenmesine neden oldu. Ve dolayısıyla buradaki suyun da kirlenmesine sebebiyet verdi. Peki son durum nedir? Yani köylüler içtiğine göre artık bayağı toparlamış halde olsa gerek. 2015'te buraya geldiğimde baraj su kirliliğini önlemek için kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak köylülerle sözleşme imzaladık. Civardaki arazilerin yönetimini toplu olarak üstlendik. Araziler üzerinde herbisit ve gübre kullanımı tamamen durduruldu. Bu şekilde 3 yılda doğal bir restorasyon yapıldı. Buradaki su kalitesi artık en üst seviyeye ulaştı. Yani ülkedeki birinci seviyede. Şu an insanlar bu suyu içleri rahat bir şekilde içebiliyor. Ve tabii ayrıca öğlen güneş ışığı su üzerine yansıdığı zaman su kristal gibi görünüyor. Su kaynağı artık koruma altında. Dağlardaki kaynak suyu gibi temiz. Çevredeki ekolojik ortam bu nedenle daha da iyileşiyor. Önce biri bu güzel köyü keşfetti, sonra bu isim kulaktan kulağa yayıldı. Daha fazla kişi Qingshan köyüne ilgi göstermeye başladı. Doğa Koruma Merkezi'ndeki gönüllülerden Fuzi, sunucumuzu müthiş bir bambu ormanına götürecek. Buradaki bambu ormanlarında, yani barajımızın civarındaki bambu ormanlarında gübre ve herbisit kullanılmıyor. Bununla birlikte bambu ormanları içinde özel bir yol planladık. Bu yol Leave No Trace olarak adlandırıldı. Yani iz bırakma ormanı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın bir proje. Amaç daha fazla kişiyi açık havada spor yaparken doğada olumsuz etkiler yaratmamaya teşvik etmek. Çok sayıda turistle birlikte ormandaki bu özel yol boyunca ilerlerken turistlere sürdürülebilir seyahat gerçekleştirerek doğaya verilen zararın azaltılacağını öğretiyoruz. Burası bir iz bırakma ormanı. Bu nedenle doğa sporu yapmak isteyenler için ideal.
Ancak yürüyüşçüler ve kampçılar için çevreyi korumak ve geride iz bırakmamak şart. Bir kez bu ormana girince, bu artık bizim de sorumluluğumuz oluyor. İnsan gezmeye gittiği yeri niye kirletir ki? Şuna bakın, iz bırakma ormanının bir özelliği var. Bunun gibi işaretler. Yani yolculuk süresince fazla işaret bulunması teşvik edilmiyor. İnsanlar geldiği gibi geri dönüyor. Burada çevrede hiçbir iz bırakılmaması gerekiyor. Çok iyiymiş ama hala bırakanlar var. Normalde insanların buraya gezmeye gelmesi lazım. Çöp toplamaya değil. En yukarılara kadar çıktık neredeyse. Çöp poşeti bulduk. Plastik şişe bulduk. Kola tenekesi bulduk. Plastik ambalaj yine. Poşet bulduk başka. Buraya gelen insanların aslında hava almaya, temiz hava almaya, doğa yürüyüşü yapmaya gelmesi lazım. Buralara kadar gelip çöp topluyor olmamamız gerekiyor. Az önce öğrendiğim bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Daha önceden bilmiyordum. Şimdi kulağınızı böyle bambuya dayadığınızda hakikaten içinden su sesi duyuyorsunuz. Böyle sanki su akıyormuş gibi, bir dere akıyormuş gibi su sesi duyuyorsunuz. Dediler ki bambunun daha çok su içmesi gerekiyormuş. O yüzden suyu çekiyormuş. Benim şu ana kadar gördüğüm bambular genelde saksı içlerinde evde yetiştirilen bambulardı. Hiç ormana girmemiştim ve bugün o kadar şanslıyım ki masmavi bir gökyüzü var Hangzhou'da. Ve manzara, buradan manzara o kadar güzel ki tam böyle bambuların birleştiği yerde, yeşilin bittiği yerde bembeyaz pamuk gibi bir bulut. Onun arkasında da masmavi bir gökyüzü. Çok terledim, çok yoruldum. Hatta sivrisinekler var etrafta, o kadar çok ısırdılar ki anlatamam ama yine de bu manzaraya değiyor bence. Burada eskiden yeşil dağlar ve masmavi sular bulunuyordu. Hızlı gelişme sürecinde doğa tahrip oldu. Ancak burada yaşayanlar, tabiatla insan arasındaki ahenk arayışını hiçbir zaman unutmadı. Güzel bambu ormanlarının memleketi, yöre sakinlerinin bilinci sayesinde bugün yemyeşil ve temiz. Rong Tasarım Kütüphanesi, Qingshan Köyü'ne adım atan ilk yaratıcı grubun eseri. Bu kütüphanede çok ünlü 30 tasarımcının geleneksel sanat türlerinde çok sayıda eseri bulunuyor. Kağıt, bambu, toprak, ipek ve ahşap zıvana gibi çeşitli Çin el sanatı unsurları, Rong Tasarım Kütüphanesi'ndeki tasarımcılar tarafından yaratıcı bir kombinasyonla gelenekler sürdürülürken daha fazla yeni sanatsal türde oluşturuluyor. Burada toplanan malzemeler dünyanın dört bir köşesinden geliyor. Şimdi desenli kağıtların koyulduğu bir yere geldik. Bu kağıtların üzerinde yazanlar sanırım Türkçe. Ebru yazıyor. Evet. Burada Türkiye'den esintiler de var. 5 tane sanırım. Evet, 5 tane. Ebru sanatı
icra edilmiş burada. Sizin tasarımcılar mı yaptı bunu da yoksa başka yerden mi geldi? Bunlar kendi tasarımcılarımız tarafından tasarlandı. Araştırma konularımızdan biri de bu. Burada yaşayan insanlar bir bambu sanatı ustası. Öyle tabii. Gezerken tabii bu kadar Çince'nin arasında orada Ebru kelimesini görmeyi beklemiyorsunuz. Yu Kaigen, Qingshan köyünde yaşayan bir bambu sanatı ustası. Şu an Rong Tasarım Kütüphanesi'nin atölyesinde bambu sanatı eserler yaratmaya devam ediyor. Her sabah hiç ihmal etmeden ve tam zamanında saat 7'de atölyeye geliyor. Peki siz kaç senedir yapıyorsunuz bunu? Bu tekniği 1982'de öğrenmeye başladım ve 30 yıl aşkın süredir bununla uğraşıyorum. Buradaki el işi hasırları bambudan mı yapıyorsunuz? Evet, bambular köy civarındaki dağlardan. Buradaki bambulara Mao bambusu deniyor. Mao bambusuyla sepet yapılıyor. Bu tür sepetleri köyümüzdeki her ailede görebilirsiniz. Çarşıdan alınan sebzeleri bunlara koyarlar. Benim gibi sepet üreticileri günde 2-3 tane sepet yapabilir. Çok zaman alan bir iş. Geçmişte yerel halk sebze alırken veya eşya taşırken hep bu sepetleri kullanıyordu. Ancak endüstriyel üretimin getirdiği baskı bambu dokumacılığının gerilemesine yol açtı. Rong Kütüphanesi'nden tasarımcılar gelişmiş tasarım fikirleriyle geleneksel el sanatını bir araya getirdi. Böylece Yu'nun atölyesi de yeniden canlandı. Bugün burada Yu Usta ile tanışmak bizim için bir şans. Bu sayede ondan bu bambu şeritleriyle nasıl güzel bir sepet yapılabileceğini öğreneceğiz. Sanki biraz saç örer gibi mi? Hemen hemen aynı. Yu Usta sihir yapmış gibi karmaşık bambu şeritlerini elleriyle kolayca dokudu. Ancak sunucumuz denediğinde izlerken basit görünen bu zanaatin aslında hiç de kolay olmadığını fark ettik. O kadar çok parça var ki takip etmek çok zor. Anlayamadım, hala mantığı anlayamadım. Bunu yukarıya çıkardıktan sonra ikinci şeridi aynı yerde tutup onu da böyle yukarıya çıkarıyorsun. O kadar kolay görünüyor ki aslında şu an anlamıyor olmama sinirleniyorum. Normalde benim el işim iyidir. Bunu niye anlamadım? O sinirlerimi bozuyor şu an. Doğru. Az önce doğru yaptın. Tamam. Bu tarafa getir. Bu tarafa da aynı şekilde yapacaksın. Tamam mı? İşte oldu. Aynen böyle devam edin. Becereceksiniz. Başardım. Yaptım. Şurada bir sıra yaptım. Nihayet. Şurayı ben yaptım. Ben bunu ustaya devredeceğim. O biraz daha gösterir belki. Oldu. Çok güzel yaptın. Çinlilere göre zanaatkar ruhu çalışkanlık, incelik, odaklanma ve inovasyonu içeriyor. Çin'in geleneksel el sanatları ustadan çırağa aktarılıyor. Usta Yu'dan bambu dokumacılığını öğrenirken Çinli zanaatkarların teknikleri nasıl aktardıklarına tanıklık ettik. Kültürel yaratıcılıkla doğanın birleşmesinin doğurduğu gücü hissettik. Havanın kararmasıyla birlikte buradaki böceklerin sesleri de daha duyulur oldu. Şimdi bu köyde böceklerle ilgili de bir etkinlik varmış. Ben de hem köy halkı hem de buradaki turistlerle birlikte o etkinliğe katılacağım. Böcekleri öğreneceğim. Gidiyorum bakalım. Gidiyorum bakalım.
İnsanlar uykuya dalmaya hazırlanırken Profesör Chu'nun peşine takıldık. Birlikte ormanın karanlıklarına doğru ilerleyip böceklerin gizemini keşfedeceğiz. Evet, onun en sevdiği yiyecekler çeltik gibi tahıllar. Onların büyük dişleri, çene kemikleri, bitkileri kesebilir. Profesör Su, Qingshan köyünde 2 senedir böcek araştırmaları yürütüyor. Burada çok güzel bir güve var. Sırtındaki kanatlar 2 gözü andırıyor. Birçok kelebek ve güvenin sırtında bulunan gözler sizce ne işe yarıyor? Düşmanları korkutmaya yarıyor. Ancak onlar göz değil. Aslında kanatlardaki çizgiler. Bu çizgiler çok küçük pullardan oluşuyor. Bu pullar biraz kaşa da benziyor. Öyle değil mi? 2 gözün yanında kaşlar da var ve bize bir yüzü andırıyor. Akşam saatlerinde ormanda yürüyorsanız, attığınız her adımda yeni bir sürprize hazır olmalısınız. Böcek gezisi diyeceğim ben buna. Böcekleri tanıma gezisi aslında. Sona erdi. Enteresan bir tecrübeydi. Neden? Çünkü ben açıkçası elimizde el fenerleriyle böcek arayacağımızı düşünmüyordum. Cırcır böceği, çekirge, evet onları biliyoruz. Ama güve, güve gördüm mesela, onu beklemiyordum. Güve ile kelebek arasındaki farkı öğrendim ve bir böcek bilimci görmüşken tabii ki sivrisinekleri sordum. Sivrisineklerin neden bizi ısırdığını, soktuğunu öğrendim. Karbondioksit salgıladığımızdan dolayıymış. Bayağı faydalı bir gezi oldu açıkçası benim için. Güneşin doğuşunu izlemek için erkenden kalkıyoruz. Sabah saat 5'te Qingshan köyü sessiz ve huzurlu. Hava toprak ve çiçek kokusuyla dolu. Güneş karşımdaki tepenin ardından yükselmeye başladı. Hakikaten inanılmaz bir manzara var. Buradaki küçük çay da bayağı büyüdü, şırıl şırıl akmaya başladı. Ben böyle her yere giriyorum da inşallah yılan falan çıkmaz bir yerde. Bir anda dağın ardından güneş göründü. Güneşin altın ışınları Qingshan köyünün her köşesini aydınlatıyor. Yeni bir gün başlıyor. Cap canlı çeltik tarlaları, tarlaların arasındaki sakin ve dar yollar. Tüm canlılar yavaş yavaş uyanıyor. Qingshan köyünde bir yaz günü sabahı adeta pastoral bir şarkı gibi. Güneş ışığında yürümek insanı enerjiyle dolduruyor. Kahvaltısı yapacağım. Aslında basit bir kahvaltı bu. Çin'in diğer yerlerinde de bulabileceğiniz şeyler var önümde. Ama şu an bulunduğum yer köyün kahvaltıcısı gibi bir yer diyebilirim. Pastaneden farklı bir yer. Önümde de baozi var. Kırmızı fasulyeli baozi. Baozi da Çinlilerin bir tür çöreği diyebilirim. Buharda pişiyor. Burada yememiştim hiç. Bu köyde şimdi onun tadına bakacağım. Çin'de pek çok değişik kahvaltılık bulmak mümkün. Ve hepsi de çok lezzetli. Sunucumuz farkında olmadan biraz fazla yiyor. Ama sorun etmiyor. Çünkü birazdan yediklerini yakmayı umuyor. Hadi hazır ol. Başla. Devam. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Gel 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 gel. Bir, iki, üç.
Burası Kinşan köyündeki en heyecan verici ve neşeli yerlerden biri. Bu spordaki en önemli nokta ayaklara dikkat etmek. Öncelikle iki tarafı açmalısın. Omuz aralığından biraz daha geniş olmalı. En önemli hareket kaldırmak. Kaldır. Evet. Kaldır. Evet. Çok ağır. Bravo. Güzel. Kaldır, kaldır, kaldır. Evet. Aferin. Hadi bir daha. Kaldır. Okey. Hadi bakalım kaldır. Aferin. Güzel. Normal. Bu sporun kökeninde insanın en ilkel avcılık yöntemi vardır. Olimpiyat oyunlarındaki çeşitli spor müsabakalarından biriydi. Adı da cirit. Ama biz şimdi ciridi uzağa atmayacağız. Onunla hedef vurmaya çalışacağız. Öncelikle bunu tutarken merkez bir nokta bulmalısın ki düzgün bir atış yapabilesin. Tabii biz artık modern zamanlarda yaşadığımız için hayvan vurmuyoruz, delikten geçirmeye çalışıyoruz. Evet, haklısın. Bu sporla vücudumuzu güçlendiriyoruz. Bunu yaparken tüm vücut güç sarf ediyor. Atarken, yani bu en ilkel tekniği uygularken, bu ciridi tutarken bir denge noktası bulunmalı. Daha ağırdır, bunun gibi. Güzel, aferin. Okay, let's change. Aferin. Harika. Azmin zaferi. İnat ettim, başardım. Ama sonuncusunda gerçekten yapabileceğimi hissettim. Yorulduk ama keyifliydi. Baya güzel zaman geçirdim orada. Şimdi bu kulüple ilgili birkaç sorum olacak sana. Geçen yıl 1 Ekim'de açıldı. Dolayısıyla bu kulüp yeni bir yer sayılır. Evet, baya yeni. Peki köydeki turizme etkisi şimdiden görülmeye başlandı mı? Kentlerde yaşayan gençler bu tür tecrübeden yoksunlar. Ya dersliklerde eğitim alıyorlar ya da evde telefon veya tablete bakıyorlar. Ya da bilgisayardan bazı derslere çalışıyorlar. Dolayısıyla doğayla ilişkilerinde büyük eksiklikler bulunuyor. Benim çocukluğumda çocuklar hep açık havada eğleniyorlardı. Bu ortam onların cep telefonlarını ve bilgisayarlarını bırakması için fırsat sağlıyordu. Bu süreçte doğaya dönüyorlar. Küçük maymunlara dönüşüyorlar, doğal bir mutluluk yaşıyorlar ve bu etkinliklere katılan çocuklar hep mutlu oluyorlar. Unutulmaz bir tecrübe kazanıyorlar. Yani bu onlar için doğayla bütünleşmenin bir fırsatı. Özlerine dönmüş oluyorlar. Yeniden güçleniyorlar ve bu sayede güçlü birer insan oluyorlar. Kinşan köyünde hava ve su tertemiz. Böyle bir ortam açık hava sporları için de son derece uygun. Bugünlerde dağlar ve suların arasına girmek, ekstrem sporlar yapmak artık bir yaşam tarzı haline geldi zaten. Bence şu an bu köydeki en ilginç, en enteresan faaliyetlerden birine başlamak üzereyim. Dere yürüyüşü yapacağım. Ayakkabımla, kıyafetlerimle, dinçliğimle %100 hazırım bence. Bugün Hangzhou'da en yüksek sıcaklık 37 derece olacak deniyordu. Hatta çok sıcaktı gündüzde ama ormanın içi görece biraz daha serin. Etrafta sinekler uçuşuyor, böcekler uçuşuyor. Az ileride şelale duyuyorum. Ve şu an heyecanla aşağıya, dereye iniyorum. Bazı taşlar çok kaygan. Bir de bastığınız yerden her zaman emin olamıyorsunuz göremediğiniz için. Okay. Dere yürüyüşü burada sıklıkla deneyimlenen sporlardan biri.
Dere yürüyüşümüz nihayet sona erdi. Ne kadar yürüdüm bilmiyorum. Yeri geldi, bileğimi burktum, ayak bileğimi burktum. Yeri geldi, kaydım. Şelale tırmanırken nereye tutunacağımı bilemedim. Şu an ayakkabılarımın içi taşlarla dolu. Ama diğer yandan da kurbağa gördüm, ördek gördüm. Hiç adını sanını bilmediğim böcekleri gördüm. Gerçek anlamıyla çok enteresan ve keyifli bir tecrübeydi benim için. Bir daha yaparım. Dere yürüyüşü esnasında yaklaşık 1 kilometre kadar yürüyen ve tehlikeli tırmanışlar da gerçekleştiren sunucumuz bu kez de kano kullanmayı öğrenecek. Kürek kullanırken bu noktaya dikkat etmelisiniz. Bir eliniz burada, bir eliniz de burada. Bu tarafı gördünüz mü? Bu taraf arkaya doğru gidince kürek çekilmiş oluyor. Tamam. Başlarken kano üzerinde diz çökme pozisyonuna geçiyorsunuz. Bu çizgi merkez çizgisidir. İki diz bu çizginin yanına koyulur. Sol tarafta kürek çekip aynısını hemen sağ tarafta da yapın. Arkaya gitmek istiyorsanız küreği arkadan öne doğru çekin. Belki ilk bir iki sefer düşerim sonra alışırım gibi geliyor. Evet, o tarafa doğru gidin. Yes. This side. Like this. Yeah. Geriye dönmeye çalışın. Evet. Çok güzel. Yüzmeyi biliyor musun? Yes. Güzel. Bir daha çıkacak enerjim yok gerçekten. Ben burada kalsam olur mu? Yes. Ben burada çok eğleniyorum. Siz gidebilirsiniz bence. Aha. Bir kez daha. Nazarı değdi artık bilemiyorum. Evet, bravo. Yeşil dağlar ve sulardaki neşeli yolculuğumuz sona eriyor. Güneş batmak üzere. Günün son ışıkları suda yansıyor. Su çarşaf gibi. Kingshan köyü dağların gölgesine döndü. Köyün ışıkları göle yansımaya başladı. Köyler, tarlalar, dağlar sakin. Zamanın bu köyde ne kadar çabuk geçtiğini düşünüyoruz. Bu kentte edindiğimiz değerli bilgi ve deneyimlerden sonra yolculuğumuza devam edeceğiz.